Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Şu an saatlerimiz 3.30. Naz yeni uyandı. Tamam açacağım. Anneciğim açacağım. Kargo gelince nasılsın? Benden daha çok heyecanlanması. Sabahtan beri elektrik yok. Sabahtan beri artık ev soğumaya başladı biraz. Masanın üzerine şu kalın yeleğini giydirdim. Bir de uykudan yeni kalktı ya. İnşallah elektrikler bir an önce gelir. Tamam açıyorum anneciğim gel. Şimdi öncelikle halımız geldi. Yani 3 tane halı almıştım. Bir tanesi geldi. Bu balkona aldığım halı. Benim şu anda mutfak dağınık, balkon dağınık, evi süpürmedim. Hiçbir şey yapmadım. Saat 3.30. Çünkü bu elektrik de yok ya. Ve modum düştü. Hani ne alakaysa yani. Hani öğrencilerin bahanesi olur ya. Hocam işte akşam elektrik yoktu. Benim bahanem resmen iş yapmamaya. Ne bileyim öyle bir şey yapasım gelmedi. Akşam da belki kızların yanına giderim. Burcu aradı. Burcu çağırdı. Evde toplanacaklarmış. Balkonumuza serelim. Balkonumuzu toplayalım mı birazcık? Birazcık güzelleştirelim mi? Hey. Çok güzel. Anneciğim. Gel tarafa gel ama. İyice bir baksın Naz öncelikle. O size söyleyecek. Güzel mi? Açabilir miyiz artık? Bakalım mı? Bir bakalım istersen. Dur. Kız bir açayım. Bir dur. Bir dur. Aa bu ne? Kocaman. Aa Naz çok güzel. Nasıl? Güzel mi? Sence? Bence güzel. Tam balkonluk. Yani aslında bu mutfakta bile kullanılabilir. Ara yerde kullanılabilir. Ama benim ölçüme uygun değil. Yani mutfak ve ara yer ölçüme uygun değil. Nerede kullanabilirim bunu başka? Mesela bunu yatak odasında da kullanabilirim. Gayet güzel. Tam fotoğraftaki gibi. Yani fotoğraftakinin aynısı. Kalitesi de güzel. Çok kalın bir halı değil. Onu söyleyeyim size. Ama çok ince de değil. Hani böyle incecik bir halı da değil. Bu arada altı şu şekilde kaydırmaz. Baktın mı halıya? Bu kadar mıydı? Tamam. Ver bana. Teşekkür ederim. Kapının altından mı çıkmış o? Aa. Ne oldu anneciğim? Beğendin mi? Naz, senin süpürgen nerede? Getir balkonu süpürelim. Bak. Neyse ben şunu bir balkona sereyim ama şu iki kargomu da bir açayım. İki tane daha kargo gelmiş merak ettim. Kapıyı kapattı. Bak bunu buradan çıkardı. Bana getirdi kapıyı kapattı. Bu kapıyı tutuyor ya. Sen var ya. Sen var ya. Sen var ya sen. Şşş. Ne oluyor? Aç kapıyı aç. Komşu. Kapıyı açar mısın? Müsait misiniz? Müsait misiniz? Ben geldim. Kapıyı açar mısınız? Gel. Süpürgemizi alalım. Haydi. Kıyafeti gelmiş. Tamam açıyorum. Bakın nasıl kıyafeti. Bu kutusu çok güzel. Çok beğendim. Sen bak. Allah. Nasıl bir tane şöyle üçlü takım. Bir tane de normal eşofman ve hop olmaz. İçine mi koyacaksın? Tamam. Tamam. İçinde kalsın. Bunları şimdi açıp göstereceğim. Tamam. Ya senin şu merakın beni öldürüyor. Ya sen çok merak.
meraklısın ya. Gel bunu da açalım. Bunda ne varmış? Gel meraklı. Yani bunu keşke bir poşete koysalarmış. Direkt kargo poşetinin içinden çıktı. Hani bir jelatin poşete falan koysalarmış iyiymiş. Sivit'in içerisi şöyle polar. Yani gayet güzel. Uygun fiyata almıştım bu sivit'i. Çok hoşuma gitti. Böyle tight'ların üstüne, kotların üstüne rahatlıkla giyebileceğiniz bir sivit. Ama paketlemesini beğenmedim. Şimdi nasıl? Şu takımlarını da size göstereyim. Gerçekten tek kelimeyle bayıldım. Zaten paketleme çok özenliydi. Bu takımın farklı renklerinden de alırım ben. Yani tam kışlık bir takım bu arada. Tabii şu daha kalın. Yani buna göre bunun içi bayağı bir kalın. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalın. Hemen size diğer takımı da göstereyim. Bu takımı dışarıda rahatlıkla giyebilir. Yani bayağı bir kışlık takım bu. Almak isteyenler için linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Daha farklı renkleri de vardı. Onlara da bakabilirsiniz. Ben bir beden büyük aldım. Bak götürüyor bak. Onları yıkayacağız anneciğim. Gel. Nas, bu salon ne böyle? Nas, sen kutunun içerisine neleri koydun? Bebeklerini mi koydun? Ne oldu? Aa, havhavını koydun mu oraya? Havhavını da koy. Bak hareketlere bak. Bak seni ısırırım. Bak seni yerim. Uyuyor mu havhav? Nasıl, süpürgenin başlığı bile burada. Süpürdün mü? Evi süpürdün mü? Okudun mu bize? Tamam. Hadi gel balkon halımızı serelim. Balkonu hemen süpürdüm, sildim, temizledim. Gerçekten halıyı da çok beğendim. Yani çok güzel oldu. Bu arada ben aslında şu yanların komple kapanmasını istiyordum. Yani komple kaplamasını istiyordum. Ama o ölçüde bize uymuyor. Yani bunun bir tık büyüğü de çok büyük. Bu sefer bayağı bir taşacaktı. Yani hiç olmuyor. O yüzden bizim için en uygun ölçü buydu. Kamera dolmuş. O yüzden bazı videoları bilgisayarıma yükledim. Neyse, balkondaki halıyı gördünüz. Çok beğendim. Gerçekten çok şık oldu. İster alın mutfağa serin, ister alın koridora serin, ister balkona alın. Gerçekten çok şık duruyor ve her ölçüsü var. İnşallah ben bu vlogları attığımda, ki büyük ihtimal belki indirim bitmiş olur diye düşünüyorum ama Instagram'dan takip edenler biliyor. Orada hikayelerimi de anlık paylaşıyorum. Oradan zaten görmüşsünüzdür. Nas, neredesin? Gelir misin yanıma? Şimdi bir kargom daha geldi. Aa, çok güzel. Bir tane şöyle beyaz bir tişört aldım. Bu tişört bayağı bir bol. Bu arada M beden ama bayağı bayağı büyük. Eğer siz bol istemiyorsanız bir küçük beden alabilirsiniz. Şöyle bisiklet yaka bir tişört. Neden böyle bol beyaz bir tişört aldım? Çünkü sivitlerin içerisine giymek için. Sivitlerin böyle altından tişört çıktığı zaman çok seviyorum. Bir de şöyle yakası, beyaz tişörtlerin yakası çok güzel gözüküyor sivitlerin içerisinde. Öpücük atıyor, evet. Bay bay, bay bay yap. Görmüyorlar ama elini. Ben biraz önce NASA yemek yedirdim. Dünden tavuk suyu çorbam vardı, ondan içirdim. Sonrasında o çok sevdiği kurabiyeden istedi. Bir tane de o kurabiyeden verdim. Şu anda nasılsın, karnı tok. Mutfağı toparladım. Yani videolar bilgisayara aktarılana kadar ben de mutfağı toparladım. Mutfak tertemiz. Mutfağı da süpürdüm. Baba. Evet. Şimdi de burayı toparlayacağız. Burası bayağı bir dağılmış. O yüzden burayı toparlayacağız. Değil mi anneciğim? Birazcık kaldıralım oyuncaklarını. Bak nereye çıktı bak. Neler gelmiş Naz? Şimdi diğer kargolarım geldi. Bu arada
Ben de hazırlandım. Bir de köfte söyledim. Dünden pilavım var. Tavuk suyu çorbam vardı. Yana da köfte kızartacağım. Tunca geldikten sonra büyük ihtimal ben zaten çıkarım. Çünkü normalde kızlar zaten erken toplanıyorlar ama tabii ben anca bebiş olunca, baba eve gelince anne öyle çıkıyor. Şimdi hemen şu halımı sermek istiyorum. Arayer'in halısı geldi. Bunu da hemen bir açayım. Bu neymiş? Hoppa. Onu da açacağız. Ah, kapı çal. Tamam dur. Dur, sakin ol. Kapı çalınca Allah'ım gel gel. Aa, taytım gelmiş. Bu taytı çok merak ediyorum. Çünkü bu tayt böyle 1-2 beden, hatta 2-3 beden zayıf gösteriyormuş. Bakalım, bunu denediğimde size gösteririm. NASA'da bu Pierre Cardin'in takımından aldım. Bu indirimdeydi. Ben grisini aldım. Mavisi vardı, pembesi vardı, grisi vardı. Grisini aldım. Altı da zaten aynı şekilde. Şöyle paçası lastikli, beli lastikli. Şu şekilde kapşonlu bir siviti var. Ama çok tatlı. Yani sade ve şık. Nas, anneanne geldi. Anneanne geldi. Su da makyaj masasının çekmecesini aldım, düzenleyici. Şöyle düz beyaz bir organizer. Bunun da farklı renkleri vardı ama bizim makyaj masası beyaz olduğu için bundan aldım. Bunu da düzenlediğim zaman sizlere gösteririm. Büyük ihtimal bunu düzenlemem yarına kalır çünkü ben eve döndüğümde nasıl uyumuş olur. O saatten sonra da makyaj masasını düzenleyemeyeceğim için onu yarın yaparım. O burada kalsın. Gel babanın da kıyafetini açalım. Teyze, teyze. Tunca'ya şöyle bir sivit aldım. Ama bu siviti S beden aldım. İyi ki de öyle almışım. Normalde Tunca da M giyiyor. Yani sivitlerde ve kazaklarda M giyiyor. Ama bunun, bu sivitin yorumu genelde hep şeydi. Kendi bedeninizden bir küçük beden alın. Çünkü kalıbı bayağı büyük diye. Sıra geldi halımızı sermeye diyeceğim. Bu sırada da babam geldi. Halıyı serdim ama ara yerde pek beğenmedim. Birincisi o. Zaten ikincisi dökülüyor. Yani gördüğünüz gibi şöyle şöyle çektikçe dökülüyor. Bir de halının üzerinde lekeler var. Birincisi şurada. Sonrasında şurada yanında var. Hemen şurada. Sonrasında bir de şurada lekesi var. O yüzden bu halıyı iade edeceğim. Çok dökülüyor. Yani baksanıza şuraları, şu ipleri aşırı dökülüyor. Yani zaten pek de beğenmedim. Ara yerde çok da güzel durmadı. Bizim yemekler hazır ama Naz o kadar çok acıkmış ki köfteyi gördüğü gibi kıyameti kopardı. Güzel mi köfteci? Hmm. Bu sefer bayağı bir geç kaldım. Neyse, bir saat bile otursam iyidir, en azından kızları görmüş olurum. Naz'ın çok uykusu geldi, yani uyku saati şu an saat 8. Bir de bir ağladı, bir ağladı. Ben kapıdan çıkarken, ama aslında uykusu geldiği için öyle. Ya çünkü normalde bir yere giderken ya da böyle bay bay yaptığımızda, sarıldığımızda öyle ağlamıyor. Ama şu an tam uykusuna denk geldiği için, ay hava çok soğuk ve bayağı bir yağmur yağıyor. Gideyim bir kahve içeyim, kızlarla sohbet edeyim. Ondan sonra zaten eve dönerim. Ben daha fazla lafı uzatırsam herhalde kızlar kalktığında gideceğim. Mer. Naz seni görse var ya Naz. Gerçi geçen geldi gördü ama çok yaklaşmadı yanına. Bir iki defa sevdi. Yok, Naz çok yanına gelmedi. Ben hala alışamadım sana ya. Kucağıma alamıyorum. Böyle uzaktan seviyorum. Ne yapıyorlar? İçeride cır 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 konuşuyorlar mı? Cır cır böceği gibi ya. Bu da mutfağın kapısında Burcu mutfağa sokmuyor. Mutfağa girmesi yasakmış. Mutfağın kapısında bizi dinliyor. Tatlışım benim, tatlışım, tatlışım. Yavrum ya, mutfak kapısından dinliyor bizi. Bak, mama nerede? Mama nerede? Bak. Hani mama? Bak. Bak. Mama.
ağzını açıyor, şaşırıyor. Ver, ver, ver onu da. Hadi bunu da kapat. Bak. Bak, bak, bak. Naz, bak. Bak, Naz nerede? Naz. Ah. Hani mama? Mama nerede? Aaa. Gözünü kaçırdım böyle. Şaşırıyor. Aaa, burada hepsi. Aaa, bak. Hepsi burada. Kaybediyorum, bir tane daha böyle. Hadi. Kaybedelim mi dedeciğim? Bak bunu Naz. Tekrardan merhabalar. En son dün akşam Burcular'daydım ki akşam eve geldiğimde zaten saat 12'ye geliyordu. Yani gece 12'ye geliyordu. Naz zaten uyumuştu. Gece uykusuna geçmişti. Şimdi 3. ve son halım geldi. Bu halıyı çok merak ediyorum. Şu halıyı. Bakalım şimdi açacağım. Birlikte bakalım. Fakat ilk önce Naz'ın karnını doyurmam gerekiyor. O yüzden Naz'a şimdi yemek ısıttım. Daha doğrusu babam gelirken annem yemek göndermiş. Bamya yemeği. Naz ilk defa bamya yiyecek bu arada. Daha bunca zamandır hiç bamya yemedi. Bizim evde çok bamya, hatta hiç pişmiyor diyebilirim. Çünkü Tunca'nın çocukken bamya ile ilgili bir anısı var. O yüzden asla bamya görmeye tahammülü bile yok. Asla bamya yemeği yemiyor. Ben zaten çok aramam. Yani hani böyle çok çok da sevdiğim bir yemek değil. Hadi gidelim böyle. Havuzla mı geliyorsun? Evet. Naz babamla oynuyor. En azından ben bunu açayım. Oyalanıyorlar içeride çünkü. Henüz mutfağa sermedik ama ara yerde de çok güzel durdu halı. Ve halıyı çok beğendim. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce babamla onu konuşuyorduk. Hani halı çok kalın bir halı değil, onu söyleyeyim size. Ama bizim ev çok soğuk değil. Yani bizim için bu halılar yeterli oluyor. Ev hani çok sıcak olduğu için devamlı. Mutfağı bir denerim. Mutfakta da size gösteririm. Ama burada da çok güzel durdu. Burada da çok beğendim. Bak bu halı da 10 numara. Aa, hayır, cici. Aa, çok sevdi bamyayı. Oh, afiyet olsun. Güzel mi Naz? Al bakalım. Beğendi. Aferin. Evet, anneanne yapmış sana dedim. Sen sarıl dedeye, ay yap. Ay. Naz, toplayalım mı burayı anneciğim birazcık? Ha? Artık saat 7 oldu. Yavaş yavaş toplayalım mı? Ay tamam, birazcık daha oyna o zaman. Bu arada bize parça parça kargo geliyor. Bak Naz köpeğin burada kalmış. Halı da çok güzel duruyor, çok beğendim. Bu vlogda resmen şey kargo açıyoruz. Gel. Bu Avva Tunca'nın. Tunca'ya şöyle düz beyaz bir sivit aldım. İçi polar. Kendime de şöyle defaktodan gri düz bir sivit aldım. Naz da ben gösterdikçe Naz... Aa, ıslanmış tişörtüm. Mutfakta iş yaparken. Bu arada pilav yaptım. Çünkü yanına şey döner yapacağım. Yani pilav üstü döner. Naz zaten bamya yedi. Birazcık da pilav döner yer. Değil mi? Aa, bu da annenin. Bir de şöyle pembiş bir sivit aldım. Tabii bunun kalıbı bir tık daha bol griye göre. İkisinin kalıbı farklı. Ama ben seviyorum böyle bol sivitleri. Beğendin mi? Nereye? Annenin tamam. Senin mi o? Tamam, senin olsun. Bunlar da çoraplarım. Kendime şöyle 5 çift çorap aldım defaktodan. Tabii ki tonları siyah, gri, açık gri. O şekilde. Çünkü ben böyle renkli çorap giyemiyorum. Yani böyle çiçekli, böcekli, desenli çorap giyemiyorum. Giydiğim çorap bile siyah, gri tarzında olacak. Böyle düz renk seviyorum. Tunca'ya da böyle gri bir... Hatta açalım bunu. Bak. Gri bisiklet yaka. Şöyle bir kazak aldım. Ama bu tam bir...
Ya. Anneciğim. Sonrasında bu da Tunca'nın. Anneciğim lütfen. Heh, senin boyun buraya yetmez. Kız yetiyor. Bu da aynen yine Tunca'nın kazağı. Yalnız bizim renk tonlarımıza bakar mısınız? Yani aradan bir tek şu pembe sivit çıktı. Yani biz ya tarz meselesi gerçekten bu. Çok renkli giyinemiyorum ya. Sevemiyorum. Ya arada bir giyiniyorum ama dediğim gibi tarz. Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. Hop hop hop. Dur. Kayıyordun. Bak bilerek onların üstüne basarak gidiyor bir de ya. Ay. Yine Tunca'nın kazağı. Tabii ki renk tonumuz belli, sabit. Bu da yine bayağı bir kışlık bir kazak. Kalın. Ne yaptın? Bidon düştü. Kaldır anneciğim onu. Oh, ne oldu? Gel gel. Kim düşürdü onu bir de şaşırıyor. Ne oldu? Sen düşürdün ama. Nasıl, aldığım çorapları mı giyiyorsun anneciğim? Ama şey büyük gibi sanki. Tekrardan selamlar. Şu an saatlerimiz, ay 2 zannettim bir anda, arabadaki saat doğru değil. Saatlerimiz 12'ye geliyor. Benim de 12'yi çeyrek geçe randevum var. Nasıl görmüş olduğunuz gibi şimdi annemlere bıraktım. Nas zaten direkt içeri giriyor. Bana bay bay yapıyor. Direkt içeri gidiyor. Biz sabah kalktık, kızımla kahvaltı ettik. Bir rujumu süreyim. Tamamdır. Tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Birazcık şöyle tırnaklarımı süslettireyim. Saat 12 çeyrek geçeydi randevum. O yüzden çok fazla vakit kaybetmeden çıkayım. Sabah kalktık, kahvaltı ettik. Ortalığı çok toparladım diyemem. Nevresimleri çıkardım, makineye attım. Yeni nevresimi seremedim çünkü Nas'la ilgilendim. Bir şeyler yedik, oyun oynadık derken ben hazırlandım anca. Tırnaklarıma bayıldım. Hele ki şuradaki Mickey. Gerçekten çok sevdim. Şimdi işim bitti ama Nas uyuyormuş. Ve daha uyuyalı 20 dakika olmuş. O yüzden ben de bir kahve içmeye geldim. Dedim ki kendi kendime bir kahve ısmarlayayım. Sahile geldim. Şimdi şöyle bir deniz kenarında bir kahve içeyim. En azından Nas uyanana kadar birazcık vakit geçirmiş olurum. Kahvemi içtim. Sahilde birazcık yürüdüm. Birazcık da dondum. Şimdi artık yavaş yavaş annemlere gidebilirim. Nas uyanmak üzeredir. Ama iyi geldi. Ne oldu anneciğim? Hava mı geliyor? Ah ne geldi? Gene hava çıkardık. O biliyor ki yani gidiyor hava diyordu.
Ama sevdin mi anneciğim? Sev birazcık. Ah. Ne oldu? Aval. 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 Beren'e böyle indirimden birkaç parça şeyler almışlar. Ama artık Beren'le resmen aynı giyindiğimiz için beden olarak da. Neyse, Beren'e bu sivit olmamış. Bana oldu. Bu arada etiketi hala üstünde. Şimdi etiketini çıkaracağım. Çünkü değiştirmelerine gerek yok, bana oldu. Bir de bunun alt eşofmanı vardı, bol paça. Ama o pek içime sinmedi. Onu değiştirecekler ama sivitini ben aldım. Şunu unutmadan etiketini çıkarayım da. Gel. Dedi. Tamam, gelecek. Gece memleketler gelecek. Oh, kucağıma gel. Gel, gel. Ya. Ömrüm. Annem de şimdi kısır yapıyor. Naz kısırı gördü direkt. Mama. Daha şimdi çorba içti. Yani ben geldiğimde içtim bir kase. Tamam açalım, tamam. Ama senin kıyafetlerin buradaymış. Bir konuşabilir miyim oraya? Bizim kargocu abi. Hani bu arada bunun etiketini çıkardın değil mi? Artık yani annemlerin de burada oturduğunu, bizim yan yana oturduğumuzu biliyor. Yani ya buraya bırakıyor ya oraya bırakıyor. Çünkü bizim her gün neredeyse görüştüğümüzü biliyor. Şimdi de buraya getirmiş benim kargolarımı gene. Bir de yağmur yağdığı için. Hani direkt bu siteye kargo dağıtıyorsa bu siteye bırakıyormuş. Hani buraya bırakıyormuş benim kargolarımı. Hiç sıkıntı değil. Öncelikle dün buraya nasıl? Bu ne kadar güzel. Evet. Nasıl kaza gelmiş bakar mısınız? Ya tam bir... Ay çok güzel, tam bir genç kız kaza. Gösterdin mi dede? Bak giymiş bile. Heh, ay yırttık. Bir de... Mango'dan şu siviti aldım Nas'a, bunu. Nas bu sivitin de çok güzelmiş. Önünde böyle elması var. Dedeye gösteriyor kazağını. Bakayım. Dün bunlar gelmiş. Gömleğim gelmiş. Gömlek bu değil mi? Başka ne var dedeciğim? Evet, gömlek. Kendime beyaz gömlek aldım. Çünkü bu aralar şeye taktım. Tamam, onu da göster anneciğim. Sivitini de göster. Onu da giy. Tamam. Bakayım dedeciğim. Kıyafetlerini gösteriyor. Beyaz gömlek aldım çünkü bu aralar şeyi çok beğenir oldum, süveterleri. Zaten süveterin bir tanesi gelmiş. O evde, eve gidince diğer kargoları göstereceğim. Bu aralar gömlek süveter kombinlerini çok beğenir oldum. O yüzden bende böyle uzun hani süveterin altına giymek için bir gömlek yoktu. Böyle bir gömlek aldım, inşallah olur. Vallahi montum gelmiş. Evet, o şey kot mont. Ya kot mont ama kot görünümlü mont. Aslında kot mont. Konuşamadım. Çünkü yakası da içi de böyle bildiğiniz kışlık. Bunu çok beğendim. Aa. Dur bakayım. Ay. En güzel. Yakası çok güzel. Ne kadar ağır. Nasıl? Ay. Güzel mi? İçi evet, de bu şekilde böyle görmüş olduğunuz gibi yumuşacık. Aynı şekilde kollarının içi de öyle. Yani kolları da öyle. Bu bayağı bir sıcak tutacak. Bunları kaldıralım. Bir dakika şunu başlayalım. Giymek istiyorum. Böyle koyalım. Kapağı niye yaptın? Ben bunu gerçekten çok severek aldım. Ve geldik ama Nas asla eve girmek istemiyor. Şimdi de annemlerle bir şey unutmuştum. Babam onu getirdi. Zaten size oradaki kargoları gösterdim.
Bu siyah süveter de gelmiş. Arabayı git. Gömlek üzerine süveter aldım demiştim. Şu kahverengi olan dün geldi. Bunlar standart beden ama dün bunu denedim. Yani çok hafif bol oldu ama zaten öyle olmasını istiyordum. Bugün de siyahı gelmiş. Şu şekilde. Çok beğendim ama tek kötü yanı sadece direkt kargo poşetin içine konulmuş. Bunları artık gömleğin üzerine giydiğim zaman size gösteririm. Dün de NAS'a aldığım kıyafetler geldi. Şöyle iki tane eşofman aldım. Bir tane gül kurusu, bir tane de siyah eşofman aldım. Sonrasında bir tane şu sivitten aldım. Sonrasında şu taytlardan aldım. Bu taytlar yani bu mevsimde ev için ideal. Dışarısı için pek ideal değil. Yani öyle aman aman çok kalın bir tayt değil. Şöyle bir takım aldım NASA. Ve altı. Doydu. Bak daha yeni. Bir de bu levresin takımını çok merak ediyorum. Bu böyle şey. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Yani içi, hatta şuradan fotoğraftan göstereyim. Dışı şu şekilde koyu gri. İçi de bu şekilde açık renk. Ya rengini çok beğendim. Bir de böyle hani çift taraflı kullanabileceğim için bunu da bayağı bir uygun fiyata aldım. Yani nevresim takımını gerçekten uygun bir fiyata aldım. Tam hatırlamıyorum ama ucuza aldım diyebilirim. Tabii şu anda fiyatları arttı tekrardan. Çünkü indirim bitti. Ben hemen burayı bir toparlayayım. Şu yatağın nevresimi sereyim. Bulaşık makinemi boşaltayım. Ondan sonra da zaten Tunca geldikten sonra da Tunca ile Nas birazcık oynar eder. Ondan sonra Nas direkt uyur. Şu taytımı hala denemedim. Bu taytı deneyeceğim. İnşallah olur. 3-4 gün oldu. Hala bu taytı denemedim. Bunu deneyeyim, size gösteririm. Bir de şu kargomu göstermedim size. Hemen bunu da göstereyim. Ürün normalde cam değil. Ama öyle bir paketlemişler ki. Yani helal olsun. İster böyle kahvaltılık olarak, normalde kahvaltılık diye geçiyor aslında linkte adı. Ama çerezlik, yani çerez koymak için de kullanılabilir. Şimdi bunu da makineye atayım, şunları bir yıkayayım. Sonrasında zaten direkt kullanmaya başlarım. Bunu da bayağı bir uygun fiyata almıştım. Ve gayet çok beğendim, çok şık. Tamam, haydi yatağa, yürü. Bak, bak. Yürü mama. Bay bay yap babaya. Bay bay yap. Hadi gel. Aklı da orada, gel. Aferin. Hadi bakalım. En son dün akşam nasıl uyutmaya giderken vlog çekiyordum ki ondan sonra Nas zaten uyuyordu, gece uykusuna geçti. Sonra biz Tunca ile diziye dalmışız, baba dizisine. O diziyi bayağı bir heyecanla takip ediyoruz. Saatlerimiz şu anda 5:30. Biz bugün prensesle evde bayağı bir oyun oynadık. Evi süpürdük, değil mi? Anneye mi sarılacaksın? Anne. Nas burada bakın. Ben de biraz önce yemek yaptım. Nas'a zaten çorba yapmıştım öğlende. Şimdi de kabak yemeği yaptım. Ne oldu? Hem muz mu getirdin bana? Ay, ben yiyeyim birazcık. Çok güzelmiş. Başka ne getireceksin? Tamam, hadi getir bakalım. Mısır mı getireceksin? Nereye gidelim peki? İçeri mi? Ne yapacağız içeride? Evde geziyoruz böyle, anlamadım. Kızlar biraz önce mutfaktaydık, yemek yaptım. Kaçmak mı istiyorsun? Saklanacak mısın? Aa, Nas saklandı. Neredesin? Kovalamaca oynamak istiyorsun. Peki. Hadi bakalım. Ben saklanıyorum o zaman. Buradayım. Taytı denemişken hemen sizlere de göstermek istedim. Gerçekten o kadar çok sarıyor ki, yani şu karın kısmını şuraya kadar neredeyse o kadar çok sarıyor ki. Hatta şurası da şöyle direkt vücudunuza yapışıyor. Yani hiç böyle aşağı kayma, hani düşme gibi bir durum söz konusu değil. Gerçekten çok güzel. Bunun da linkini bırakacağım. Bayıldım bu tayta. Ve en güzel yanı da kesinlikle iç göstermiyor.
Kesinlikle bu tight'tan alın. Ben de böyle Instagram'da görmüştüm. 1-2 beden inceltiyor. Yani 1-2 beden gerçekten küçük gösteriyor, zayıf gösteriyor. Hele ki böyle karnı, göbeği olan arkadaşlar için tavsiyemdir. Aldığınızda ve giydiğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.